Merhaba sevgili izleyicilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birbirine pratik ve lezzetli beş çayı hazırlığı yapalım. Yapımına geçelim. Öncelikle kurabiyemizi hazırlayacağız. Mahlepli tuzlu kurabiye yaptım. Bir paket margarinim, bir adet yumurtakım, bir yemek kaşığı sirkem, bir tatlı kaşığı mahlep, bir çay kaşığı şeker, iki çay kaşığı tuz, yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı nişasta, aldığı kadar unumuzu ilave edip yoğuralım. Açıklamalar kısmına da ilave edeceğim tarifleri. Oradan bakabilirsiniz. Bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Ele yapışmayacak bir kıvam olacak. Hamurumuzu dinlendirelim. Dinlendikten sonra bu şekilde bir kısmını yuvarlak yaptım. Diğerlerini de kalıpta yaptım. İzlemeye geçmeden önce abone olup destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu şekilde kalıpları kullandım. Üzerine yumurta sarımızı sürelim. Çörek otu, ay çekirdeği ile süsleyelim. Fansız ayarda 180 derecede pişirmeye bırakalım. Şimdi böreğimizin yapımına geçelim. Ben bu börek için 4 adet mülfey kullandım. İçerisinde lor peynirim ve ıspanak köküm vardı. O şekilde iç hazırladım. Siz istediğiniz şekilde hazırlayabilirseniz, ister kıymalı yaparsınız, ister patatesli. Hafif aralık kalacak şekilde diziyoruz. 8 parçaya böleceğiz. Hem çok pratik hem de çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Kesmiş olduğumuz böreklerimizi bu şekilde çatalla bastırarak şekillendirelim. Habersiz misafiriniz geldiği zaman da kolaylıkla hazırlayıp çıkarabileceğiniz bir börek. Yumurta sarısı sürelim üzerine. Yine fansız ayarda 180 derecede pişirmeye bırakalım. Benim fırınım mini bir fırın olduğu için ona göre söylüyorum. Siz kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde harika oldu. Şimdi klasik makarna salatamızı yapalım. 2 su bardağı yoğurdum, 1 diş sarımsağım, 2 yemek kaşığı mayonezim. Ben hazır garnitür kullandım içerisine. Salatalık turşusu kullandım, pardon. Yarım pakette makarna haşladım. Bu şekilde servise alalım. Evet arkadaşlar, kurabiyem, böreğim ve makarnam hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın. İyi seyirler. Tekrar görüşmek üzere.